çünkü en son yaşadığımız büyük acılarla yaşadığımız depremden sonra şunu gördük. Arkadaş bu işin hani biz Müslüman olarak söylüyorum ne yapacak, ne yapması gerekiyor Müslüman? Önce eşeğini sağlam kazığa bağlayacaksın, sonra tebekli edeceksin diyor. Doğru mu? Hı hı. Bu ne demektir? Tam da burada size o zaman şu soruyu soruyorum Hikmet Bey. O zaman önce. Bugün İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu çalışmaları sizce depreme hazırlık konusunda size güven veriyor mu? Yeterli mi? Ben size ezbere söyleyeyim. Buyurun. Benim işim bu zaten. Hangi çalışma? Her yıl 20.000 konut yenileyecekti. Deprem bütçesi ayırdılar. Her yıl 20.000 konutu yenileyecekti. Sözü buydu. An itibariyle söylüyorum. Toplam 2500, 4,5 yılda 2500 konutu yenileyebildi. Dün evvelsi gün 2501 oldu bilmiyorum. Birkaç tane daha oldu bilmiyorum. Yani sözün tutmadı. 100.000 konuttan bahsediyoruz. 100.000. Yılda 20.000 konut. Bu orada yazılı metinde de var. Söyleminde de var. Fakat bunu yapmadı Ekrem İmamoğlu. Hatta bazen zaman zaman kentsel dönüşüme karşı söylemleri de var. Yani bu kentsel dönüşümde karşısında rant falan dediler. Hatırlıyorsunuz komutanım. Evet. Evet, bir konuşması çok gündeme gelmişti. O yüzden hala şimdi, Hatay depreminden önce tabii, yapılan bir konuşma. Bu şöyle söyleyeyim yani o yüzden çok zaten İstanbul zaten çok fazla geriye götürdü. Yani ben şundan ümitliydim en azından İstanbul Belediye Başkanlığı'nın. Dedim ki mevcut projeleri yürütebilse sadece mevcut sistemi götürebilse bu bile bir şeydir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi çalışmaz. Bu kuraldır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarih boyunca çalıştığı görülmemiştir ya. Böyle bir kural var mı? Evet, bir kuraldır. Bu tabiat kanunu gibidir hocam. Evet. Yani neydi? Kimyada hiçbir şey yoktan var olmaz. Varken yok olmaz. Tabii o kimyevi manada bir kural. Yoksa yoktan var olur. O inanç tarafı başka bir şey. Ben ama 25'li büyük başarı olarak görüyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir belediyede çok istisnası bakış ama o da değilmiş. O da yok. Mesela Eskişehir derler. O da değilmiş. Yani çok daha farklı yorumlar var. Çalışıp da hizmet ettiğini göremedik. Görmedi şimdiye kadar. Deprem özelinde size bir güven veriyor mu? Yani hiç vermiyor. En azından... Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir derdi yok. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeci konusunda hiçbir hizmeti olmadı. Yapacaklarım garantisidir diye. Yani yapmadıklarım, neler yapmayacağımı da gösteriyor diyor. Yani o şey diyor ona. Neyi başardı ki? Onu Erdoğan diyor. Yaptığını göster ama diyor. Bence biz reklam sonrası biraz bu konuyla ilgili devam edelim istiyorum. Hikmet Bey sonra siz Yaşar Hocam'dan. Söz verdi hiçbir şey yapmadı. Kentsel dönüşümü de yapmadı. Bu kadar basit.